Herkese ve herkese merhaba. Ben Volkan, ne habersiniz? Bugün bir stadyum maç bloğu falan bir şeyler çekmek için karşınızdayım. O maçın da detayını hemen vereyim. Bu akşam çok önemli mücadeleler oynanıyor Avrupa Ligi'nde. Ben de o Avrupa Ligi'ndeki en önemli maceralardan bir tanesini canlı olarak izlemeye karar verdim. Çılgın bir karardı. Ne yazık ki bugün final sunumu olan yeni ev arkadaşım bunu kanıma soktu. Dedi ki 17'sinde Atalanta Leverkusen maçı var. Gidecek misin? Ben dedim ki gitmem. Galatasaray maçı var. Galatasaray Barcelona'dan o gün 8 gol yiyecek. Ben o maçı canlı olarak televizyondan izlemek istiyorum abi dedim. Galiba Galatasaray Barcelona'dan 8 gol yemeyecek. Belki de bu akşam Galatasaray Barcelona'yı eleyecek. Bilmiyoruz. İlk maçta ben maçın daha farklı olacağını düşündüğüm için demiştim ki yani herhalde o maçta 3 yer Galatasaray. Ben de Leverkusen Atalanta maçına rahat rahat giderim diye düşünüyordum. Şu anda dediğim gibi Leverkusen Atalanta maçına gitmek üzere yola çıktım. Biletim de elimde. Nefis bir şekilde çıktısını aldım. Çok basit oldu bileti almam. Pahalı tabii ki. İtalyanlar arasında yer bulabildim. O açıdan da Leverkusenlilere şöyle bir öncelik tanındığı için İtalyanlar arasında bulabildim. Görüyorsunuz gözümden akan bir damla yaş var bu konuda. Hayır, İtalyanlarla maç izlemek keyifli olacaktır. O bambaşka bir şey de. Durum şu ki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi maçlarda da Almanya'da şu anda kısıtlamalar devam ediyor. Ve ev sahibi takımın yani Alman takımının tribününde oturmak için o kulübün üyesi ve sezon kartı sahibi taraftarlarından bir tanesi olmanız lazım. Eğer o kulübün sezonluk kartı olan taraftarlarından biri değilseniz o taraftarlarla, o kulübün taraftarlarıyla yani 20 bin kişiye yakın bilet olan olasılıklardan biri sizin olamıyor. Siz ancak Atalanta taraftarıymışçasına muamele görüyorsunuz diyebiliriz. Yani misafir taraftar bölümünde bugün ilk maçı 3-2 bitmiş olan bu heyecanlı mücadeleyi izleyeceğiz. Yeni ev arkadaşım kanıma soktu bu planı. Ben de çok iyi bir ev arkadaşı olduğum için birkaç hafta sonra evden ayrılacak olan ev arkadaşıma hediye olsun diye kendisini Leverkusen Atalanta maçına davet ettim. Buradan ne kadar iyi bir ev arkadaşı olduğumu da görmek ve göstermek istedim sizlere. Görmenizi istedim. Şimdi maç 18.45'te saat 17'ye 5 var. Kafamdaki soru şu. Eve uğrasam mı? Uğramasam mı? O kadar zamanım var yani. Eve uğrasam maça yetişirim. Eve uğramazsam maçtan 45 belki de bir saat önce evde olurum. Bakalım aslancık ne yapacak? Ve evet işten sonra ilk durakta indim. Sabitleyicimi takmadım ama maskemi taktım. Maskesiz olmuyor çünkü. Trenler bugün birazcık gecikmeli ama 18.45'teki maçtan önce stadın etrafında bir yarım saat önce olacağım diye düşünüyorum. Çünkü daha gerçekten 1 saat 20 dakika var. Ve trene bindikten 20 dakika sonra Leverkusen Arena'da olmak büyük keyif veriyor şimdiden bana. Bu akşamki mücadelelerde biraz evvel de söylediğim gibi şöyle bir hayal kurdum dün akşam da arkadaşımla otururken. Dedim ki ben stadyumdayken Galatasaray İstanbul'daki Barcelona maçını 1-0 kazanacak. Leverkusen'de 3-2 mağlup geldi. Dezavantajlı konumda ama bu turu atlayacak. En az bir gole ihtiyacı var. 2 gol atacak, 2-0 kazanacak. Ve turu geçecek Atalanta karşısında. Ve sonrasında da Galatasaray'la Leverkusen eşleşecek. Ve Galatasaray Leverkusen maçını izlemek için yine Bay Arena'ya gideceğim. Hayalim bu ama gerçekleşmeyeceğini de söyleyebilirim. Bakalım bir sonraki tren geldiğinde. Stadın orada, stadın oraya yaklaştıkça kalabalık ne hale gelmiş, ne durumlara gelmiş onları göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Das war so. Digga, der Typ war so hacke dich, wo er mit Marvin so. Also, ich hab mein Kabel nicht hier unten gelaufen.
Gençlerin ardına. Evet, gerçekten gençler her yere dağıtıp geçiyorlar. O onu küfür ediyor, ona saldırıyor. Güvenlik görevlileri gördüğünüz gibi köşe başlarını tutmuştur orada. Çeşitli güzel taraftarlarıyla birlikteyiz. Nereye gideceğimi bildiğimi söylemiyorum. Tabii ki öyle bir iddiam da yok. Siyah, kırmızı, atkılı çocukları, formalı çocukları takip edeceğiz. Çok uzakta değil. Yürüyerek stadyuma varabileceğimizi hemen hatırlatayım. Buralar bu arada 3 senedir, 4 senedir buralar inşaattaydı. Sonunda şuraya insanların düzgün kullanabileceği bir otobüs durağı da yapmışlar. Gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ben de şu köşede bir durayım. Bir soluklanayım. Makineyi bir takalım. Evet, buradan indik. Otogar burası. Buralarda inşaatlar yapılmış. Maç öncesi birazcık gezebileceğimiz ve otobüsü beklerken de tabii ki yan taraftaki otobüs alanında otobüsümüzü beklerken de vakit geçirebileceğimiz nihayet bir çarşı buraya inşa edilmiş. Tabii ki stadyuma yürüyüş buradan falan filan diye değil ama şöyle bir stadyum maça gitmeden önce bir etrafı gezdirelim adettendir. Hızlıca bir tur atalım şurada. Birazdan arkadaşım Robert da gelecek. Bir sonraki trenle onu bulacağım ve onunla beraber stadyuma doğru gideceğiz. Evet, taraftarlar üstünü başını düzeltiyor. Üşümeyelim. Aman abi. Kesinlikle değil mi? Ve evet, yürüyerek stadyuma şehrin içinden gitmeye karar verdim. Yolumu da bulacağım. Çok kolay olduğunu da hatırladım. En son Tottenham Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçı için buraya gelmiştim. En son dediğimde 2016 idi. 0-0 bitmişti o maç. Hugo Lloris efsane bir maç çıkarmıştı. Çizgi üstünde çok top çıkarmıştı. Aynı şekilde Leverkusen kalecisi de başarılı bir mücadele geçirmişti o gün. Bugün ise 3-2'lik bir mağlubiyet aldı İtalya'dan. Döndü Leverkusen Avrupa Ligi maçı öncesinde. 3-2 artık deplasman golü kuralı da olmadığı için avantajlı mı denir, dezavantajlı bir skor mu denir bilemeyeceğim. Eskiden olsaydı Leverkusen burada 1-0 kazansa deplasmanda hani birkaç saat uçak yolculuğu, birkaç saat tanımadığın yatakta yatma, birkaç saat tanımadığın stadyumda maç yapma pratiğinin üzerine çıktığı maçta 2 gol atmıştı. Deplasmanda attığı için de avantaj olacaktı eski kurala göre. Ama artık UEFA bütün statları standartize ettiği için deplasman kuralına hiç gerek yok. O yüzden kuralı değiştirelim dediler. Üzerine tartışırız. Söylenecek çok şey olan bir durum. Ama bilmiyorum futbolu ne kadar nasıl değiştirdiğini, keyfine ne yaptığını izleyince göreceğiz. Ama şimdi görmeniz gereken başka şeyler var. Halo Gutter. Evet. Ürünleri biraz çekelim. Neler var neler yok bakalım. Bak adam 3 boyutlu puzzle'ını yapmış. Defter yapmış, cüzdan yapmış. Soyunma odası yapmış. Orayı gösterdim. Kazaklar. Şapkalar fena durmuyor. Evet, içeriden Alman'ın teki geldi. 16 yaşındaki stajyer bir çocuk. Bana dedi ki kusura bakma video çekemezsin. Ben dedim ki ben burada kimseyi insanı çekmiyorum. Sizin ürünlerinizi çekip reklam yapıyorum ve bu benim YouTube kanalım için ve ben gazeteciyim. Olsun çekemezsiniz dedi. Ben de hemen çıktım. Bu tür şeylere hiç gelemem. Almanya'da en nefret ettiğim şey şu. Almanya'da YouTuber olmanın zorluğu diye bir şey yapmak istesem herhalde en başa bunu yazarım. Abi ya dükkanını çekiyorum be gerizekalı. Ben senin reklamını yapıyorum. Ben bu dediklerimi Leverkusen'e göndereceğim. Gerizekalı dediğim kelime kısmı da kalsın. Leverkusen nasıl ya? İyi tamam, ben hiçbir şey almıyorum bundan sonra. Bugün Leverkusen Atalanta atkısı alasım vardı. Almayasım var şu anda. Almıyorum lan. Leverkusen Atalanta atkısı da Leverkusen'i de bundan sonra nah severim.
Ulan sinirden maskeyi bile çıkarmayı unuttum. Yazıklar olsun. Bir daha da o Leverkusen dükkanına gitmem. O videoyu da göndereceğim onlara. Direkt göndereceğim. Sevgiyle selamla göndereceğim kendilerine. Evet. Eser miktarda Leverkusen taraftarı formalarını giyerek sokaklarda boy göstermeye başladı. Ben de stadyuma doğru hiç bilmediğim bir başka yoldan yürüyerek gidiyorum. Aslında tam arkamda kalan şu beyazlı mavili sağ omzumun, şu hareket ettirdiğim omzumun üstünde kalan taraf otobüs ve tren durağı. Yani tam oraya geldik. Ve oradan da ben biraz büyük bir tur attım. Biraz evvel izlediğiniz videoda. Ancak oradan sağa dönüp belki karşı kaldırımdan, belki de bu kaldırımdan, bu taraftan Leverkusen Bay Arena'ya yürümek mümkündü. Bakalım ben bunu gerçekleştirebilecek miyim? Gerçekten bilmediğim, haritanın bana gösterdiği, ilginç olduğunu düşündüğüm ve doğru olduğuna da inandığım yolu takip ediyorum. O yolda kimse yok. O yolda ben yalnız yürüyorum. Bu yolda asla yalnız yürümemem için yapmanız gereken şey net. Bakın, bu yolda yalnız yürüyorum. Beni asla yalnız yürütmeyecekseniz kanalıma abone olun ve bildirimleri açın ve sağda solda arkadaşlarınıza paylaşın lütfen. Ve az evvel çektiğim anonsun ardından karşıdan karşıya geçebileceğimi bana gösteren haritanın aslında kapalı bir yolu gösterdiğini de görmüş, öğrenmiş olduk. Galiba az evvel benim yanımdan geçen Leverkusen taraftarı abiler, arkadaşlar da buranın kapalı olduğunu biliyorlardı ve o yüzden yanımdan geçmişlerdi. Neyse, işte böyle. Evet, durduk yere... Aynen, işte durduk yere kendisine atraksiyon çıkaran, Almanya'da insanlara korna bastıran blog programındasınız, bir futbol programındasınız, YouTube kanalındasınız. Neredesiniz, neredesiniz artık işte. Çimlere basarak stadyuma doğru Leverkusen Çilesi isimli videomuzda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yani bana gösterilen haritaya göre bakın şurada birkaç insan yürüyor. Şurada da ışıkları gördük. Evet, bana gösterilen haritaya göre bu ağaçların arkasında ışıkları yanmakta olan stadyum Leverkusen Stadı Bay Arena. Burası da stadyumun yanındaki park. İşte buralardan yürüye yürüye stadyuma şimdi ulaşacağım. Bu sefer ulaşacağım, bundan eminim. Evet, benim az evvel çıkmaz sokak diye gösterdiğim, yürüyemediğim, çıkamadığım yol buraya çıkıyormuş. Neyse, buraları Leverkusen lokali olmadığımız için bilemediğimizi anlamış olduk ama stadyuma doğru yürüyelim ve biraz da medeniyet diyelim. Bakın, parkın içindeyiz. Burada çift yönlü bir bisiklet yolu yapılmış. Buradan yürümeyin diyorlar. Nereden yürüyün diyorlar. Buradan da değil, bakın buradan yürüyün diyorlar. Ana, çocuk el ele tutuşmuş, yürüyor. Yürüyecekseniz buradan yürüyün diyor. Yani gidip de bisiklet yolundan yürümeyin. Gerek yok. Ama bisiklet geçmiyor ki demeyin. Arkanızdan bisiklet gelebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani aslında bu bisiklet yolu medeniyet diye de bir şey de değil yani. Hani sen buradan geçeceksen geç. Ben buradan yürüyeyim. Ha, medeniyeti de çok fazla büyütmek gibi bir niyetim yok. Büyütmeye de gerek yok. Sadece al işte bisiklet yolu. Stadyuma giden yol. Parkın içinde. Arkamda görüyorsunuz çocuklar. Belki de babası birazdan maça gidecek ama son kez babasıyla birlikte salıncağa biniyor. İşte böyle bir mutluluk hali. Yüklü. Bende de bu akşamki maç öncesi. Galatasaray-Barcelona maçını heyecanla stadyumda takip edeceğim. Ama bu maçın heyecanı bambaşka olacak. Bu turda 3-2 bitmiş maçlardan bir tanesi. İlk turda bol gol izlediğimiz. Özellikle Merih Demiral ve Kerem Demirbay'ın da sahada olma ihtimallerinin olduğu bir maç olduğunu düşündüğümüz zaman bu maç beni biraz daha farklı bir şekilde heyecanlandırıyor. Evet, stadyuma doğru yola girdiğimizde böylece anlıyoruz. Nasıl? Sağ omzumda yine birkaç tane Leverkusen taraftarını görüyoruz. Ve diğer taraftan da geliyorlar. Şimdi Candan Erçetin klibi çekeceğiz. Kapıma dayanma sakın, yakarım inan, yakarım. Yakarım diye. Tabii ki öyle bir niyetimiz yok. Ama
Evet, Leverkusen taraftarlarıyla Candan Erçetin klibi şeklinde bir koreografi oluşturduk. Köprü altında çok iyi be. Fotoğraflar falan. Harika ya, grafitiye bakar mısın? İşte yanında da böyle şehir inşaatı olsun diye yerleştirilmiş yeşil bir tane perde. Çok çirkin. Çok çirkin. Bu yolun sonu bakalım. Son 8. Yani çeyrek final olabilecek mi? Atalanta Leverkusen karşısında neler yapacak? Bugün Leverkusen ev sahibi olarak bu stadyumu dolduran kendi taraftarlarına keyifli bir maç izlettikten sonra turu armağan edebilecek mi? Merakla bekliyoruz. Evet, buraya da koyalım. Burası da bir başka spor alanı. Leverkusen Spor Kulübü'nün başka bir antrenman alanı. Burası da stadyumun yanındaki. Evet, burada spor kulüplerinin birçoğunun hemen yanında. Hemen yanında bakın. Bakın sonra da diyorsunuz ki Almanya'da plaj yok. Nasıl bunlar plaj voleybolunda madalya kazanıyor? Plaja gerek yok arkadaşlar. Plaja gerçekten gerek yok. Kum olan çocuk havuzlarını, çocuk oyun alanlarını bozmasanız, oradaki kumları alıp plaj voleybolu alanı yapsanız, böyle bir spor alanı üretseniz, plaj voleybolunda neredeyse kıyısı çok az olan Almanya gibi siz de başarılı olabilirsiniz. Stadyum yaklaşıyor. Evet, belli bir yere kadar geldik. F4 benim ve Robert'in oturacağı yer olduğu, yani misafir bölümü olduğu için buradan daha fazlasına gitmiyorum. Arkamda yazmış olduğu gibi F4 yönüne doğru ilerlemek zorundayım. Misafir bölümündeyiz. Girişimiz hızlı olacak gibi gözüküyor. Maça yarım saat kaldı, o yüzden stadyum etrafında fazla bir tur atabileceğimi zannetmiyorum ama misafir bölümünün önünde güzel bir görüntü almaya çalışacağım. Şimdi yürüyüşe geçelim bakalım. Evet, yürüyüşe geçiyoruz. Robert beni kapının önünde olacağını söyledi. Birazdan orada buluşacağız. Birazdan orada olacağını söyledi bana. Herhalde beni orada bekliyordur diye düşünüyorum. Vallahi çok da bekletmeyi sevmem ama üzülmesin arkadaşım. Birazdan oradayım. Geliyorum Robert ya. Biraz beklettim seni galiba kardeşim ama az kaldı ya, hallediyoruz. F4'ü bulacağız şimdi. Burada da hemen Leverkusen'in partner kulübü Sport Club Leverkusen var. Burada da gençler maçlarını yapabiliyorlar işte. Demek istediğim buydu. Stadyumların etrafını spor alanları için kullanıma açmak, spor stadyumlarının da aslında her gün daha aktif olarak çalışmasını sağlayacak şeyler. Bakın, bir antrenman sahası hemen stadyumun yanında yani. Düşünsenize, burada antrenman yapıyorsunuz. Hedefiniz ne? 20 yıl sonra burada oynamak. Yani yıkılmazsa. Almanya olduğu için buralar yıkılmaz tabii. Bakın, böyle küçük çocuklarla bile maç öncesinde yürüyüş yapmak mümkün. Evet, bakın bir tane daha spor alanı. Burası herhalde artık Leverkusen takımının antrenman sahası falandır diye düşünüyorum. Hiç detaylarına bakmıyorum bile. Ama zaten kimin antrenman sahası olacak? Ali Samiyen diyoruz. Spor kompleksi diyoruz. Yapılabilen tek şey içinde futbol. Kompleks diyoruz. Hiç de kompleks bir şey yok. Yapılabilen tek şey içinde konser. O yüzden bizim ülkemizdeki stadyumları övmeye pek dilim varmıyor. Evet, atlı askerlerimiz geçitlerini yapıyorlar. Gerçekten bu bloktaki en nadideki görüntülerden biri oldu. 6 tane at ve onları süren polisi yanımızdan geçti. Atlı polisler de böyle işte. Abi çok uzakmış be. Daha yürüyeceğiz şimdi bak. Öbür tarafa yönlendirdi bizi. Eyvah diyorum yani, eyvah. Neyse, stadyum turu yapamayabilirim falan derken stadyumun etrafında bayağı orman yürüyüşüne, doğa yürüyüşüne sizi çıkarmış gibi oldum. Geçenlerde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın muhteşem Ne Oluyor Ya kanalında doğa ile ilgili çektikleri bir program vardı. Fena değildi yani. Fena değildi. Güzel işler. Daha böyle doğaya yönelik programlar hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Evet, maç öncesi demlenmek için
Mayıs aylarında falan, Nisan'da falan. Gerçi buranın Nisan'ı da şey olur ama hocam şuraya bak, karpuzu koyacaksın şuraya. Rakıyı da gömeceksin oraya. Buz gibi olacak orası. Orada rakını, karpuzunu içeceksin. Sonra maça gireceksin abi. Muhteşem. Muhteşem ya. Daha bir muhteşemlik göstereyim artık size. Atalanta taraftarı. Evet, sonunda Atalanta'nın son antrenmanını yaptığı antrenman sahasını size gösterebiliyorum. Muhtemelen değil, %98,5 ihtimalle burası orası. Ve yanına da hemen dikkat çekeyim. Bakın buraya bisiklet koyma yerleri yapmışlar. Arzu eden bisikletini getirsin koysun diye. Tabii ki bisikletle de gelmek buralara mümkün. Bay Arena yanında. Hemen gördüğümüz üzere ışıklarını açmış. Müziğini çalıyor. Yeşil saha ısınıyor. Tribünler tüm ateşiyle Atalanta Leverkusen maçı öncesi taraftarlarını bekliyor. Ya bu kadar yürüdüm. Umarım doğru yola gidiyorum. İki tane İtalyan konuşurken gördüm. Onlar da eğer doğruysa doğru yere gidiyoruz. Bist du schon drin? İçeride misin diye mesaj geldi. Hayır değildim tabii ki. Dur bir mesaj atalım. Bist du Atalanta fan heute? Ja. Nur für heute? Nee, ich bin auch schon seit ein paar Jahren Atalanta fan. Echt? Weil mich der Fußball begeistert. Okay, was denkst du an Merih Demiral? Bitte? Der neue Verteidiger, Demiral. Ja, bist du? Okay. Sehr gut. Aufbauspiel kann man noch verbessern, man verbessern, aber der ist ja noch jung. Okay. Bist du Atalanta fan oder Leverkusen fan? Ich bin Dortmund fan. Dortmund fan? Willst du drin? Willst du drin oder nicht? Für Atalanta. Ich bin da drin für Leverkusen wegen deutscher Mannschaft. Ja, okay. Was denkst du an Kerem Demirbay? Kerem Demirbay. Der ist heute der Spielmacher. Der muss heute liefern. Der muss heute liefern. Ansonsten eine Vorlage auf Diaby, Musa Diaby. Okay, alles klar. Ja. Viel Spaß. Auch viel Spaß. Sagen, evet, videomuzu da çektik. Şimdi içeri gireceğiz. Robert içeri girmiş. Bir yerlerden buluşacağız artık. Kanka video çekiyordum falan derim. Anca açtım derim. Bulurum ben şimdi onu. Evet, şimdi video çektiğim kamerayı çıkarmak için. Ciao, ciao, come stai? Are you from Italy? Ciao, I'm from Italy. Okay, let's make a short ciao, interview. Ciao, come stai? I'm from Italy. Who will win? What's your name? I'm Luca Favaretto. Okay, you are Atalanta fan. I'm Atalanta fan. And I'm a Turkish YouTuber and I have to ask about Merih Demiral to you. What do you think about the new defense player? I think Atalanta will win the game. Okay, what about Demiral? Demiral is a very, very important factor for our team. So, but I think Atalanta will win the game. Okay. Safe. Good luck. Thank you very much. Thank Grazie you. Mille. Evet, herkese tekrar merhaba. Başıma gelen şeyi hemen söyleyeyim size. Ben küstah değil. Başıma gelen şey ana kameramın şarjının bitmiş olması ve şu anda yedek kameramla çekim yapıyorum. Stadyumda Metallica çalıyor. Unuttum hangi şarkı olduğunu ya. Save it. Enter Sandman mıydı ya bu? Tabii. After Never, Neverland. Aynen. Aynen o çalıyor. Tuvalete girdim. Barışlar yanımda. Birazdan maça gireceğiz şimdi. Robert fazla kamerada olmak istemediği için dedim bazen o zaman uzak dur benden. Ben çekim yaparken sen de bize biri al dedim. O bize biri almaya gidiyor. Biz de şutlarla maç heyecanını bekliyoruz şimdi. AC/DC'ye döndük. Hadi ben AC/DC'ye bir bakayım ya. Maça odaklanacağız. Umuyorum şu dakikalarda Galatasaray-Barcelona maçından da güzel haberler alacağımız dakikalar başlamış olur. Hadi bakalım bu maçta inşallah bol bol görürüz. İkinci kameramda yaptığım bu çekimle daha fazla maç görüntüsü olmayabilir. Devre arasında küçük bir brief ve Galatasaray maçı yorumlarımla yanınızda olacağım. Hadi bay bay. Selam Güneş, selam Güneş, selam Güneş, selam Güneş.
Evet, Leverkusen Atalanta maçında ilk yarı sona erdi. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Leverkusen birkaç atak geliştirici de oldu ama kaleye net tehlikeli bir şut yoktu diyebiliriz. Birkaç sefer rakibin savunmasını zorlasalar da Merih Demiral orada iyi pozisyon aldı ve buna izin vermedi. Atalanta içinde daha güzel bir mücadele geçiyordu hücum açısından, böyle de bileyim. Atalanta birçok gol pozisyonu yakaladı, birçok tehlike yarattı. Atalanta taraftarlarının yanında olduğum için Atalanta taraftarlarının heyecanını da birlikte izliyorum. İkinci yarı Atalanta benim önümdeki kaleye atak yapacak. Benim önümde oynayacakları için de eğer Atalanta daha fazla atak ve hücumu dönecekse ikinci yarıda, ki söylemiştim ilk maçta 3-2 kazanan Atalanta'ydı. Düşündüğün zaman biraz daha savunmacı oynamalarını beklersin ama Atalanta bugün pek bir savunmacı kimliğini göstermiyor. Ağırlıklı olarak tüm savunmayı da Merih Demiral'a bırakmış durumdalar. Merih Demiral, Diaby olsun, diğer Adli olsun, Leverkusen forvetlerine geçip vermiyor. Tek başına en arkada süpürücü rolünde çok güzel bir iş çıkarıyor şu ana kadar yaptıklarını, böyle özetleyebilirim Merih Demiral'ı. Ama Leverkusen kazanması gereken taraf. İkinci yarıda Leverkusen daha fazla zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ama olmayabilir. Yani benim düşüncem sadece. Diğer yandan da şuna değinmek isterim. Arkamda şu omzumu hareket ettiriyorum. Yani şu omzumun üstünde oturan arkadaşlar Türkiye'den göçmüş ailenin çocukları, Türkiye'li gençler. Ve Galatasaray maçını benden daha heyecanla takip ediyorlar. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiğini onlardan duydum açıkçası, söylemek gerekirse. Aa beyler, Galatasaray 1-0 yapmış falan dediler. Ben de hemen nasıl ya, emin misiniz falan dedim. Ve Galatasaray'ın 29. dakikada attığı golü ancak live skorun Marcao Çikaldao asistiyle bulduğunu oradan onaylayabildim. Onun o maçın heyecanını da ayrı yaşıyoruz. Devreyi 1-1 tamamladığını gördüm Galatasaray'ın. Bakalım Atalanta Leverkusen maçında bol gol beklerken nasıl gol göremediysek, Galatasaray Barcelona maçında da Galatasaray adına bir galibiyet bekliyoruz. Belki burada bulamadığımızı orada bulmuş oluruz. Bakalım 45 dakikalar nasıl tamamlanacak, çok merak ediyorum. Aa, Robert de oradan köşeden gözüktü ama neyse, onu birazcık sansürlerim ben. Görünmek istemiyor bu arada. Geldi sol kanattan 10 numara Jeremy Boga, çalımlarını attı tek tek, muhteşem hızıyla geçti ve golünü attı. Birazdan maçı tamamlıyoruz. Atalanta taraftarları çıldırmış durumda. Atalanta delirdi. Atalanta turu atlayan tarafa olmaya çok yakın. Yani futbolda herhalde bu saatten sonra 3-1 falan bitmezse bu maç, Atalanta turu geçti bile diyebiliriz. Sahide hayırlısı. Yeah.
Evet, maç bitti. Size son olarak Jeremy Boga'nın golü sonrası eğlenceli dakikaları izletmeye çalıştım. Bir de tabii ki hemen ardından maç bitti golün gelmesiyle ve Atalanta taraftarının takımıyla yaptığı şunu sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi ağzımda maske, trendeyim. Herkes onları çektiğimi zannetse de ben onları çekmiyorum. Çok komik oluyor böyle çekerken. Çok eğleniyorum. Bir de tabii ki biraz daha kısa tutup bitirmem lazım. Artık eve dönme vakti. Galatasaray maçı içinde bir hayli heyecanlandım. 2-1 Barcelona kazandı ne yazık ki maçı. Burada da kaybeden Leverkusen oldu. Evet, kimi tuttuysam bugün kuruttum. Atalanta ile Barcelona eşleşsin de Barcelona biraz Atalanta'dan futbol öğrensin. Güzel savunan Merih Demiral'ı da tebrik ediyorum ve Atalanta Leverkusen maç bloğundan bu haftalık, bugünlük, bu programı bu kadar diyorum. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım, hepsi bunların altı sıralı. İyi ki okudunuz. Öpüyorum. Bay bay.